Merhaba canım takipçilerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 Aralık 2021. Çok önemli bir gün, çok güçlü bir enerjisi olan bir gün ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Bugün biraz daha rahatlamaya başlayacaksınız. Çünkü geçtiğimiz günlerde böyle bir agresyon, bir gerginlik var demiştim. Aslında Kalasarpa Yoga vardı. Kalasarpa Yoga böyle bir sıkışmışlık verir. Yani geçtiğimiz son birkaç gün böyle kendinizi sıkışmış, sanki bir arada bir şeyin içinde kalmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Kendinizi çok iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Ama şimdi bugün çözüldü. Bugün çıktı. Gece saat 1'den itibaren çıkıyor. Sabah karşı çok daha iyi olacak. Yani 19'unda. Gece saat 1'de bu arada bir şey yapmak için iyi değil. Ben yine de bakıyorum sabah 7'ye de. Yani o Kalasarpa Yoga etkisinden dolayı herkes bir sıkışık bir şey kendini kötü hissetmiş olur. Sabah 7'den itibaren çok daha iyi bir şey ama sabah 7'yi hiç tavsiye etmiyorum. Hiç iyi değil. Sabah 8-9'u onu da tavsiye etmiyorum. Saat 11'e bakalım hemen. 11'den itibaren kesinlikle güzel bir zaman dilimine giriliyor. 11'den itibaren çok pozitif bir etki var. Çok rahatlatıcı bir etki var diyebilirim. 11'le bakıyoruz hemen saat kaç arasında bu pozitif etki? 11'le saat bir saniye hemen 12 değil. 12'de geçmiş oluyor. 11.50 hatta 11.55 oluyor mu? 11.55 evet, saat 11 ile 11.55 arası kesinlikle çok daha iyi, çok daha pozitif, çok olumlu yönde etkileyen bir açı var. Onu net, somut bir şekilde söyleyebilirim. Buradaki bu açı kariyerle ilgili, çocukla ilgili, kesinlikle çocuk yapmakla ilgili. Sabah saat 11 ile 11.55 arasında. Onun haricinde özellikle her türlü başvuruyla ilgili çok iyi. İlişki konularıyla ilgili bence güzel. Son derece pozitif bir açı var. Rahatlatan bir açı var. Aşk, sevgi konularıyla ilgili güzel bir açı var. Mutluluk var zaten yani. Evet, mutluluk var. İş hayatında başarı, yatırımlarından elde edilecek kazanç konularıyla ilgili iyi. Kariyer konusuyla ilgili kesinlikle çok iyi. Onu da söyleyebilirim. İletişim konularıyla ilgili güzel. Bunlarla ilgili, hepsiyle ilgili pozitif etki veren bir açı var. Yurt dışı ile ilgili başvurularında yapılabileceği bir saat olduğunu aynı zamanda da söyleyebilirim. Ama ben şunu söyleyeceğim. Yurt dışı ile ilgili özellikle bir başvuru yapmak istiyorsanız bakın size bir saat vereceğim. Hemen. Çünkü bazı insanlar mesela yurt dışına başvuru yapmak istiyor ya da yurt dışı ile ilgili bir başvuru yapmak istiyor mesela. Saat 1. Saat 1 ile hatta hemen söylüyorum. Saat 1 ile 1.30 arası mı desek? Birle değil ya, vazgeçtim. Saat 1'den vazgeçtim arkadaşlar. Saat 1.30'dan, tamam mı? Saat 1.30'dan alıyoruz. Saat özellikle okul başvurusu, yurt dışı ile ilgili belki vize başvurusu ya da yurt dışı ile ilgili yapacağınız her türlü başvuru. Aynı zamanda devlet ve eğitim konularıyla ilgili yapacağınız başvurular içinde, yani Türkiye'deki devlet ve eğitim konularıyla ilgili yapacağınız başvurular içinde kesinlikle saat 13.30 ile 14 arası çok iyi. Bir dakika, bir daha iyice bir bakıyorum. Şimdi 14 güzel, 13.30'a bir daha bakalım. Tam olarak emin olmak açısından. Evet. Kesinlikle evet. Yani saat 13.30 ile 14 arası başvuru yapmak için çok iyi ve güçlü bir saat. Çok pozitif etkiler var. Çok çok olumlu etkiler var. Kesinlikle değerlendirin derim. Burada mesela bayağı seyahatlerle ilgili, yurt dışı ile ilgili, aynı zamanda işte bütün eğitim konuları, pek çok konuyla ilgili çok iyi. Mesela burada bir başvuru yaparsanız kesinlikle önümüzdeki süreçte çok pozitif şekilde ilerler. 2022 Nisan'ın sonundan sonra istediğiniz şeye kavuşursunuz. Onu söyleyebilirim. Çok olumlu, çok güzel yani. Hani çok çok pozitif bir açı var. Bir de böyle kendini keşfetmek, seyahate çıkmak, yepyeni bir maceraya atılmakla ilgili, yepyeni bir yola çıkmakla ilgili çok olumlu bir süreç. Çevrenizde böyle insanlar varsa, böyle bir tarihe, saate ihtiyaçları varsa kesinlikle paylaşabilirsiniz derim. Şimdi ilerleyen saatlere şöyle bir bakalım. Saat 16:30 yok. 8'e gidelim. Güzel ama burada bir duygusal agresyon, bir gerginlik var. Ama mesela bir şey söyleyeyim mi? Saat 18:30'da üniversite eğitim konularıyla ilgili çok şanslı ama hayır özür dilerim yok. Burada Merkür MKS'ydi. Merkür MKS iyi değil. Kesinlikle kötü, vazgeçtim. Burayı geçelim. Evet geçtik. Saat geldik 20'ye. Saat hatta 20:30'a geldik. Evet 20:30'da ne var? Bütün gezegenler yaşıyor mu? Evet. Bütün gezegenler kesinlikle çok iyi bir konumda. Burada bir bolluk, bereket, refah ve mutluluk açısı var. Çok güzel. Ama bak bu da yurt dışına götürüyor. Bu da mesela yurt dışı ile ilgili başvurularla ilgili çok iyi. Çok. Jüpiter direkt 12. eve açı yapıyor. Ay orada kişinin zaten kendisi, yani kişinin kendisini ay yönetiyor. Ay direkt 12. evde yurt dışına götürüyor harita. Kesinlikle yurt dışına götürüyor. Ve yurt dışı ile ilgili çok pozitif, çok olumlu bir etki veriyor. Seyahatlerle ilgili de çok olumlu bir etki veriyor. Ne bileyim biletinizi alacaksınız bu saatte alabilirsiniz. Vize başvurusu yapacaksanız bu saatte yapabilirsiniz. Yurt dışına okul başvurusu yapacaksanız bu saatte yapabilirsiniz. Seyahatleriniz için kullanabilirsiniz. Pek çok şey için kullanabilirsiniz derim. Yani böyle Türkiye'deki araba seyahati değil. Araba seyahati değil bu arada. Araba değil. Araba hayır. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu dönem ben size bir şey söyleyeyim mi? Arabayla seyahatlerde gece seyahat etmeyin. Çünkü çok fazla Ketu'yla Mars yan yana arabayla ilgili problemler olabilir. Özellikle gece. O yüzden gece arabayla çok seyahat etmemenizi çok tavsiye ederim. Evet güzel yani devamındaki zaten açıkçası o kadar çok wow beğendiğim bir şey de yok. Evet canım takipçilerim hepinizi çok seviyorum. Bütün mucizeler ve güzellikler sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Sizi seven bir can. Hoşçakalın.